Bugün de her zaman olduğu gibi dünyadan ve Türkiye'den hem haberleri hem verileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Koronanın geldiği boyutu konuşacağız. Güney Afrika varyantından bahsedeceğiz. Aşılar bu işe yarıyor mu yaramıyor mu? Teşvikleri değerlendireceğiz. Ve tüm bunlar toplamında hem altın fiyatları hem de dolar nasıl etkilenir bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Teşvik çıkmazsa ne olur sorusunun cevabını ABD Hazine Bakanı Yellen verdi sevgili dostlarım. Ve şunu söyledi. Eğer ki teşvikler bir an önce çıkmazsa ekonomik toparlanma, daha ötesi istihdamdaki toparlanma 2025 yılını bulabilir. En kötüsü ise istihdamla ilgili büyük bir yıkım karşımıza gelebilir dedi Yellen. Bu açıklama sonrasında teşviklerin artık çok hızlı bir şekilde çıkartılabileceği gündeme geldi. Amerikan borsalarında sert yükselişler gözlendi. 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi Amerika'da Temsilciler Meclisi'nden büyük bir çoğunlukla geçti. Senato'dan da büyük ihtimalle büyük bir çoğunlukla geçecek. Bunun da Amerikan borsaları üzerinde olumlu etkileri oldu. Peki altını nasıl etkileyecek bu 1.9 trilyon dolarlık teşvik? Piyasaya giren para genel itibariyle tüketicinin cebine girecek. Tüketicinin hem Avrupa'da hem Amerika'da yoğun bir şekilde tasarrufa yöneldiğini görüyoruz. Keza Türkiye'de de durum farklı değil. Her ne kadar vatandaşın ufak ufak dövizden çıktığı söylense de aslında tablo bu değil arkadaşlar. Genel itibariyle kurum ve kuruluşlar bir miktar dolardan çıkıyor ama vatandaş çok az miktarda ihtiyacı mukabilinde dövizden çıkıyor. Dövize talep her geçen gün devam ediyor. Bu tablo dünyada da aynı şekilde geçerli ve güvenli limanları olan talep devam ettiği için altın fiyatları üzerindeki yükseliş eğilimi devam edecek. Peki şu ana kadar altın fiyatları neden düştü? Neden 1700'lü seviyeler görüldü? Şu anda da neden 1819 dolar seviyelerinde kendisini sabitledi? Bunun temel nedeni arkadaşlar tabii ki teşviklerle ilgili beklenti. Amerika'da teşvikler çıktığı an itibariyle altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimin hızlandığını hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda tabii ki aşıyla ilgili olumsuz haberler, koronayla ilgili olumsuz haberler de yine altın fiyatlarını yukarıya doğru itmeye devam edecek. Bakın vaka sayısı 106 milyon kişiyi geçmiş durumda tüm dünyada. 2 milyon 300 bin kişi hayatını kaybetti ve ölümler her geçen gün artıyor. Yeni yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bunlardan en tehlikelilerinden birisi de Güney Afrika varyantı. Çok hızlı yayılıyor ve çok daha ölümcül olduğu söyleniyor. AstraZeneca firması bu varyanta karşı aşının yetersiz kalabileceğini açıkladı. Yeni bir çalışmayla bu mutasyona, bu varyanta karşı da bir önlem alınabileceğini söyledi. Bu varyanta karşı önlem alınabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama şunu söyleyebiliriz. Güney Afrika'da olan bir mutasyondan bahsetmiyoruz. Aslında Avrupa'ya çoktan geçmiş durumda. İngiltere'de görüldü. Avrupa'nın pek çok ülkesinde görülme ihtimali var. Dolayısıyla hem Avrupa hem de dünya ekonomi önümüzdeki dönemde tekrar ciddi ve sıkı bir kapanma sürecine gidebilir bu varyanttan dolayı. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yine altın fiyatları üzerinde yukarıya eğilimin artmasını beraberinde getirecek. Bir başka önemli konu ABD tarım dışı istihdam verisi geldi. 100 bin civarında bir istihdam yaratılması bekleniyordu. Yarısı bile karşılanmadı bu istihdamın. Dolayısıyla oldukça sıkıntılı bir istihdam verisi. Amerika'daki ekonomik bozulmayı da işaret ediyor. Yellen'in kaygılarının ne kadar geçerli olduğunu da işaret ediyor. Tarım dışı istihdamdaki olumsuz hava devam ederse bunun da etkilerini altın fiyatları üzerinde yukarıya doğru göreceğiz. Yine altın fiyatlarını yükseltecek bir başka önemli etken Biden'ın açıklaması. İran nükleer çalışmalarından vazgeçmezse herhangi bir görüşme masasına oturulmayacağını söyledi ve İran'a yaptırımlarının aynı sertlikte uygulanacağını söyledi. Biliyorsunuz Biden'ın İran'la müzakereci bir tavır izlemesi bekleniyordu. Ancak İran'da çok sert çıkmıştı. Nükleer çalışmalarını hızlandırmıştı. Amerika'nın kendisine 75 milyar dolar gibi bir tazminat ödemesi gerektiğini söylemişti. Biden bu söylemlere yakın durmuyor gördüğümüz kadarıyla. İran 2015 yılındaki anlaşmaya uymadığı sürece de masaya oturmayacağız diyor. Amerika İran geriliminin iyiden iyiye su yüzüne çıkması. Bir başka gerilim Amerika ile Çin arasında Trump döneminde ticaret savaşları başlamıştı biliyorsunuz. Bu ticaret savaşları sertleştirilerek Biden döneminde de devam edecek gibi
görünüyor. Yine Biden'ın Dışişleri Bakanı Blinken'in Suriye ile ilgili yaklaşımı da bölgedeki sertleşmenin artacağını gösteriyor. Amerika-Rusya geriliminin artacağını gösteriyor. Yani sadece koronayla sınırlı kalmış bir durumdan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda Amerika'nın dünya ile ilgili gerilim politikası daha da artacak. Tekrar liderliğe soyunduğu için Rusya'yı, Çin'i bypass edip tek lider olarak süreci devam ettirmek istiyor gördüğümüz kadarıyla. Avrupa'dan bir başlık var. Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı biliyorsunuz, teşvikler devam etmek zorunda. Evet, ilerleyen dönemde belki aşama aşama yumuşak bir geçişle teşvikler kaldırılabilir ama bunun öncesinde koronanın geride kalması gerekiyor dedi ve teşvik sürecinin hızla devam edeceğinin işaretini verdi. Yine bu da parasal genişlemenin devam edeceğini gösteriyor bize. Altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde devam edeceğini gösteriyor. Bugünkü 1810-1820'li seviyeleri çok fazla kanmayın. Tekrar 1700'lere gidecek bir altın onsu da çok fazla beklemeyin. Çok hızlı bir şekilde kendisini 1900 doların üzerine atacak. Altınla ilgili 2300-2500 dolar hedef beklentimizde en ufak bir değişiklik yok. Koşullar bu şekilde devam ettikçe, korona yayılmaya devam ettikçe, yeni mutasyonlar, yeni varyantlar gündeme geldikçe, aşıların işe yararlılığı sorgulandıkça altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi artacaktır. Çünkü dünya vatandaşlarının büyük bir kısmı altına eğilimini arttıracaktır. Dünyadan ve koronadan bu başlıkları sizlerle paylaştıktan sonra dönelim Türkiye'ye. Türkiye'de ne yazık ki işler iyi gitmiyor. Her geçen gün biraz daha kötüleşmeye devam ediyor. Faizler yükseltildi, %17 seviyelerine çekildi. Altılı seviyeler zorlanmaya çalışıldı. 7.03 seviyesine kadar gevşeyen bir dolar kuru gördük. Ama düşen dolar fiyatları ucuzlatmadı. Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği gibi. Faizin arttırılıp doların düşürülmesi piyasadaki fiyatların düşmesi anlamına gelmedi. Hem yüksek vergiler hem de yüksek maliyetler nedeniyle markette, pazarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bir, ikincisi hem reel sektör hem de tarım sektörü çok ciddi anlamda sıkıntıya girmiş durumda. Bununla ilgili de çok önemli başlıklar var. Onları sizlerle paylaşacağım. Büyük firmalarla 2019-2020 yıllarında yapılan yeniden yapılandırmalar açıklandı. Rakamlar sahiden kaygı verici. 30.4 milyar liralık bir yeniden yapılandırma olduğu gözleniyor. Bu yeniden yapılandırmalar aslında bu kredilerin ödenemediğini gösteriyor. Küçük ve orta boy işletmeler dışında aslında büyük firmaların da çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığını bize gösteriyor. Türkiye ekonomisindeki bozulmaların en net örneklerinden birisi bu. İstanbul Sanayi Odası ihracatla ilgili öncü göstergelerini açıkladı. 49.9'a gerilemiş durumda. 50'nin altı kritik arkadaşlar. 50'nin altına düştüğü an itibarıyla ihracatta ciddi bir düşüş olduğu gözleniyor. O anlamda 49.9 seviyesi anlamlı. Bunun da temel nedenlerinden birisi kur üzerindeki baskı arkadaşlar. Türk lirasının dünyada rekabetçi olma özelliğini kaybetmesi ve bu nedenle de özellikle ihracatçı üreticinin köşeye sıkışmış olması, sıkıntısının büyümesi, yurt dışına ihracatın azalması. Tabi sadece dolardan kaynaklanmıyor hem de Avrupa ülkelerinin daralmasından kaynaklanıyor. Nitekim Almanya'ya dönüp bakıyoruz arkadaşlar. Son 7 aydır artan sanayi üretimi endeksi bu ay daralma sürecine girmiş durumda. Almanya tekrar küçülecek gibi görünüyor. Bu mutasyon ve salgın haberleriyle birlikte aynı zamanda kısıtlamalarla birlikte Avrupa'nın daralması Türkiye'nin ihracatının daralması ve azalması anlamına geliyor arkadaşlar. Dış ticaretimizin daha da büyük açıklar vermesi, cari açığın daha da büyümesi anlamına geliyor. Yani 2021 yılı içerisinde turizm gelirleri de beklentiler gibi olmazsa ki olma ihtimali çok düşük. Cari açık 2020'nin çok ama çok üzerinde olacak ve artık çevrilemez düzeye gelecek. Cari açığın bu kadar artması da kur üzerindeki baskıyı arttıracak özellikle yılın ikinci yarısında. Peki ilk yarısında dolar kuru bu şekilde kalmaya devam edebilecek mi? Mümkün değil arkadaşlar. Çünkü reel sektörü bu kadar sıkışmışken faizleri Naci Ağbal'ın söylediği gibi bu seviyelerde tutmak mümkün değil. Belki ilk çeyreğin son ayında belki de ikinci çeyreğin ilk ayları itibarıyla Merkez Bankası faiz indirimlerine gitmeye başlayacak ve bu faiz indirimleri de hem yabancıların Türkiye'den çıkışını hızlandıracak hem de yerlilerin dolar talebini arttıracak. Bir yandan da kısa vadeli dış borçlar var biliyorsunuz. 188,5 milyar dolar civarında ve bunların çok önemli bir kısmı da
da 1-2 ay içerisinde ödenecek. Bu da dövize olan talebi arttıracak ve dolayısıyla dolar kurunun bu seviyelerinin artık aşağıya doğru daha da fazla gitmesi mümkün değil. Diğer yandan Türk lirasına talep de her geçen gün biraz daha azalıyor arkadaşlar. Yabancı girişi de azalıyor. Yani sıcak paranın girişi de azalıyor. Doların eğilimi önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru dönecek. Bu neyi beraberinde getirecek? Bir taraftan bozulan makroekonomik dengeler. İkincisi yüksek faiz ortamı. Üçüncüsü ve en önemlisi tabii dolar sıkışıklığı, döviz sıkışıklığı ve bununla birlikte artan döviz kurları. Ödemeler dengesindeki bozulma, bütün bunlar da dövizin yukarıya eğilimini tetikleyecek diğer unsurlar. Bunu da özellikle belirtelim. Eurostat çok önemli bir araştırmayı bizimle paylaştı. Gerçi çok değişen bir tablo yok ama bu tablo bir kez daha gündeme getirildi. Türkiye'deki asgari ücret Avrupa'nın neredeyse en düşüğü. Altımızda bir tek ülke var arkadaşlar, o da Bulgaristan. Bulgaristan'dan sonra en düşük asgari ücreti veren ülke Türkiye olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki Türkiye'nin Bulgaristan'dan satın alma gücü daha da düşük olduğu için biz aslında Bulgaristan'dan bile daha az asgari ücret alıyor olabiliriz. 302 euroya gelmiş durumda. İnsanlarımız fakirleşmeye devam ediyor. Öbür taraftan şunu da özellikle belirtelim. Türkiye'de asgari ücret aslında ortalama ücret haline gelmiş durumda. Yani çalışan kesimin neredeyse %50'si asgari ücret alıyor ve bununla geçinmeye çalışıyor. Yoksulluk ve açlık sınırlarının altına hızla itilen bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Bu da yine talebi olumsuz yönde etkiliyor. Hem tarım hem de sanayiyi olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü talep düştükçe onların satışları azalıyor, karlılıkları azalıyor, işler daha da sarpa sarıyor. Nitekim reel sektördeki kapanmalar bunun en önemli işaretlerinden birisi. Esnaf kapanmaları da yine bunun en önemli işaretlerinden birisi. Esnaf kapanmaları ve çiftçinin tarımdan tamamen uzaklaşması demişken arkadaşlar, yine çok önemli bir veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bankaların artık bir gayrimenkul çöplüğü haline geldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bankaların elinde binlerce gayrimenkul birikmiş durumda. Bir yıl icralık arsa, tarla, konut, iş yeri var ve bunlar bankaların eline geçti, portföylerine geçti. Rakamları hemen sizlerle paylaşayım. Gerçekten can sıkıcı rakamlar ama Türkiye'nin geldiği boyutta çok net bir şekilde bizlere gösteriyor. Ödenemeyen kredilerden dolayı konuttan fabrikaya, fabrikadan dükkana, dükkandan arsa ve tarlaya kadar pek çok gayrimenkule el konulmuş durumda bankalar tarafından. Bundan 1-2 sene önce ticari gayrimenkuller genel payın içerisinde sadece %20 yer alırken şu anda ticari gayrimenkuller, yani el konulan ticari gayrimenkuller %53.7 seviyesine gelmiş durumda. Bir taraftan tarım sektörü baltalanıyor, öbür taraftan esnaf, KOBİ, üretici baltalanıyor. Ticari gayrimenkullerin %60.4'ü İş yeri ve esnafa ait. %47.2'si de tarla ve arsa olarak karşımıza çıkıyor. En fazla portföy kimde derseniz arkadaşlar, ne yazık ki kamu bankalarında birinci sırada Vakıf Bank yer alıyor. İkinci sırada Ziraat Bankası ve üçüncü sırada Halk Bankası yer alıyor. Kaç tane gayrimenkule borcunu ödeyemediği için el konulmuş, önce onu sizlerle paylaşayım. Hem ticari hem şahsa ait olan toplam rakam 9376 gayrimenkul. Ticari gayrimenkuller yaklaşık olarak 5035 adet. Şahıs gayrimenkulleri yaklaşık 4341 adet ama bu şahıs gibi görünen gayrimenkullerin de önemli bir kısmı ticari olabilir. Bunu da unutmayın. Çünkü Türkiye'de çok ciddi oranda şahıs firmaları var. Bu firmaların sahipleri muhtemelen gayrimenkullerini şirket üzerine değil, şahısları üzerine gösteriyorlardı. Onların da önemli bir kısmı yine ticari gayrimenkuller olabilir. Ticari gayrimenkullerden 3041 adedi dükkan, ofis gibi iş yerleri arkadaşlar. Ya esnafa ya da küçük işletmelere ait. 1994 adedi tarla, arsa, çiftçiye ait olan, yoğunluklu olarak üretime ait olan, tarıma ait olan ticari gayrimenkuller. Türkiye'de tarım neden durdu, neden Türkiye'de tarım artık yok diye soranlara çok net bir cevap, gördüğünüz gibi hem esnafın hem de çiftçinin elindeki tüm gayrimenkuller çıkıyor. Bu arada bunlar iyi rakamlar. 1-2 ay içerisinde batık oranlarının çok daha fazla arttığını göreceğiz. Konutlardaki batık oranlarının da çok ciddi arttığını göreceğiz. Neden? Biliyorsunuz gecikmeli krediler verildi ve bu gecikmeli kredilerin ödeme vakitleri geldi. Ne yazık ki pek çok kişi kredisini koşullar gereği ödeyemiyor ve bunlar da yine batık kredi bilançosuna girecek. Yani bankaların eline geçecek. Bankalar resmen gayrimenkul şirketleri haline gelmiş
durumda. Çiftçilerle ilgili bir haber daha sizlerle paylaşacağım. O da önemli çünkü son 8 yıl içerisinde her 100 çiftçiden 22'si tarımı bırakmış. Neredeyse 4'te 1'ine denk geliyor. Tarımı baltalayan bir başka başlık daha. Kimler bırakmış? Hangi çiftçiler bırakmış? 35 yaş ve altı olan genç kesim zaten şehirlere göçmüş ve ucuz iş gücü haline gelmiş. Yaşlı kesimse işi sürdüremediği için bırakmak zorunda kalmış. Yani tarım sektöründe hızla azalan genç nüfus nedeniyle tarım sektörü önümüzdeki dönemde ciddi bir iş gücü problemiyle karşılaşacak gibi görünüyor. Tarım üretimiyle ilgili sıkıntılar daha da büyüyecek gibi görünüyor. Türkiye'de doğru düzgün reform adımları atılmazsa hem tarım, hem esnaf, hem KOBİ'ler bitme noktasına gelmiş durumda. Yani sadece faizleri artırıp doları düşürerek bu işler olmuyor. Gerçi dolar sadece ekranda düşüyor. Piyasada doların düşmediğini biliyoruz. Bütün mal ve ürün maliyetleri 12 lira ve üzerinde yapılıyor arkadaşlar. Kamuda bile. Doğalgaz, elektrik zamlarına, su zamlarına bakıyorsunuz. Hep 12 liranın üzerindeki dolar kuruna göre maliyetlenmiş. Ya da Avrasya Tüneli'ne bakıyorsunuz. 11,5'la 17 liralık dolar kuru üzerine maliyetlenmiş. Sanayiye bakıyorsunuz 12 liranın üzerinde maliyetler. İthalatçılara bakıyorsunuz 14-15 liralık kırılma maliyetleri mal ve ürünlerin üzerinde. Çok sorulan bir soru bu. Dolar düşmesine rağmen neden fiyatlar düşmüyor? Aksine zam üzerine zam görmeye devam ediyoruz sorusunun en net cevabı arkadaşlar. Türkiye'de 2 tane dolar kuru var. Bu kurlardan birisi bizim ekranda gördüğümüz kur. Bir diğeri ise hayatımızda yaşadığımız yüksek fiyatlı kur. Dolar, euro, sterlin fark etmez. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım şimdi. Rakamlar bize ne söylüyor? Dolar 7.09.65 seviyesinde 7.03 seviyesine kadar düştü. Oradan geriye döndü. Şu anda da 7.09, 7.10, 7.11 gibi rakamlarda dolaşıyor. Dolarla ilgili Türkiye ekonomisi resmen intihar ediyor arkadaşlar. Doları düşürme çabası hem Merkez Bankası rezervlerini tüketiyor, hem makroekonomik dengeleri bozuyor, hem ihracatın dengesini bozuyor, hem de daha fazla ithalat yapmamızı beraberinde getiriyor. Ciddi sıkıntılar yaratıyor. Kısa vadeli dış borçlar ödensin diye, firmalar ucuz dolar alabilsin diye belki bu baskı yapılıyor ama o firmaları kurtarmaya çalışırken Türkiye'nin tüm dengeleri bozuluyor. Kimse bunun farkında değil. Aynı zamanda yüksek faiz ortamı fiyat istikrarı falan yaratmıyor. Aksine büyük bir ekonomik istikrarsızlık yaratıyor arkadaşlar. Bu ekonomik istikrarsızlık da Türkiye'yi ciddi bir stagflasyona doğru götürüyor. Nedir stagflasyon? Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve durgunluk ortamı arkadaşlar. Ciddi bir bunalım sürecidir. Ekonomik krizden bile tehlikelidir. Sosyal sorunların çıkmasının en temel nedenlerinden birisidir. Tüm dünyada da bunun örneklerini görebiliriz arkadaşlar. Dolar biraz daha basılmaya çalışılırsa dediğim gibi hem Merkez Bankası rezervleri boşaltılacak hem de Türkiye'nin daha az rekabetçi olması nedeniyle ödemeler dengemizle ilgili problem daha da artacak. Umarım bu hatadan bir an önce dönerler. Reel sektörü, tarımı önceliklerine alırlar. Alırlar mı sorusunun cevabı bana göre almazlar arkadaşlar. Hala bu inatlarını sürdürecekler. Ne zaman Türkiye ekonomisi kırılırsa işte o zaman çıkıp diyecekler ki dış güçler yaptı bunu. Biz yapmadık. Dış güçlerin yapmadığı o kadar net ortada ki, yapılan ekonomik hatalar o kadar net ortada ki işsizlik rakamları, genç işsizlik rakamları, pahalılık o kadar ortada ki artık bunu inkar etme ihtimalleri de yok. Euro 8.53 seviyesinde, Euro dolar paritesi 1.20-28'den işlem görüyor. 1.20 kritik, aşağıya doğru kırarsa arkadaşlar önce 1.18 sonra 1.15'e giden bir parite görürüz. Eğilimin aşağıya doğru olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Altının onsu, ben bu videoyu çekmeye başlarken 1.814-15 seviyeleri şu anda 1826 seviyesinde %0.67'lik bir yükseliş var. Yükseliş eğiliminin daha da hızlanacağını düşünüyorum. 1900'lerin üzerine çok hızlı bir şekilde kendisini atacak. Özellikle Amerika'da çıkan 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin onayı altının yükseliş eğilimini hızlandıracak ve hem korona riski hem de dünyada ülkeler arasında yaşanan risklerin büyümesi de altın fiyatının daha da hızlı yükselmesini beraberinde getirecek. Onun için sizlere önerim sakin olun.
olun arkadaşlar. Sakin olun. Sakin olursanız hiçbir sorunla karşı karşıya kalmazsınız. Ama sakin olmayıp paniklerseniz, özellikle zararınızı realize ederseniz, zarar ettiğinizde kalırsınız. Bunu da özellikle belirtelim. Brent petrol çok ilginç seviyelerde. Tabii buna bağlı olarak ham petrolde $60 seviyesinin üzerinde bir Brent petrol fiyatı görüyoruz. $58'ların üzerinde bir ham petrol fiyatı görüyoruz. Petrol fiyatlarının yükselmesi için aslında net bir sebep yok. Avrupa ekonomisi, Amerika ekonomisi küçülüyor. Her geçen gün sıkıntılar büyüyor. Dünya ülkeleri arasındaki ticaret küçülüyor ve buna rağmen petrol fiyatları yükseliyorsa, yani sanayi üretimi olmamasına rağmen ya da azalmasına rağmen petrol fiyatları yükseliyorsa, burada çok net bir spekülasyon vardır arkadaşlar. Aman ha, dikkatli olun. Özellikle petrolde işlem yapıyorsanız, petrolün fiyatıyla şu anki ekonomik koşullar birbirini desteklemiyor. Petrol fiyatlarında çok sert aşağıya hareketler gözlenebilir. Onun için dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Gram altın fiyatları, yine altın onsunun yükseliş eğiliminin artması ve doların yükseliş eğiliminin artması ile birlikte çok hızlı bir şekilde kendisini yukarıya atacak. Orada da sakin olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu seviyelerden realize etmeye kalkarsanız çok ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Küçük yatırımcıyı köşeye sıkıştırmaya çalışan büyükleri görüyoruz, balinaları görüyoruz. Küçük yatırımcı bu tuzaklara düşerse ciddi zararlar eder. Beklemeyi bilirse arkadaşlar, sakin kalmayı başarabilirse, bunun aslında çok da gerekli olmayan bir panik davranışı olduğunu görür. Son söz, korona böyle yayıldığı sürece, yeni yeni varyantlar çıktığı sürece, hastalık çok daha tehlikeli bir boyuta geldiği sürece, tüm ülkelerde sınırlar ve ekonomiler kapatıldığı sürece, Türkiye'de makroekonomik dengeler bozulduğu sürece ve yanlış ekonomi politikaları uygulandığı sürece, bu işin içinden çıkılması mümkün değil. Ciddi fiyat hareketlerine hazır olun. Bugünler fırtına öncesi sessizlik, bu sükunete çok da fazla kanmayın. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Fırtına kopmak üzere uyarmak istiyorum. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.